Psikoloji soru çözümü ile ilgili son videodayız. Bu videomuz ruh sağlığı ile ilgili bir video olacak. Bizi bekleyen 40 soru var. Umarım faydasını görüyorsunuzdur. Umarım bunlar karşınıza çıkacak ve iyi ki bu kampı izledim diyeceksiniz sevgili arkadaşım. Hadi bitirelim ve vakit bulursak ki bulacağız. Sosyoloji sorularını ben hazırlamaya geçeyim. Siz de videoyu İzlemeye başlayın. İlk soru normal dışı davranışlarla ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi normal dışı bir davranış olarak sayılamaz? Ve diyor ki bir davranışın normal olması yapıldığı yere, sürekliğine ve niteliğine göre değişir. A şıkkıyla başlıyorum. Bir etkinlikten diğerine atlama, dürtü ve isteklerinin esiri olma, o şekilde davranma normal bir davranış değildir. Peki alışılmışın dışında... Ki bir durum var. Bunu enine boyuna düşünürsek, irdelersek anormal mi oluruz? Yo, normal oluruz hocam. Hatta güzel olmuş olur. Peki herhangi bir durumda dikkati kolaylıkla dağılma, dikkatini diğer yere verme, var olan işi bırakma, tamamen işte dikkatinin dağılması doğru mu? Değil hocam. Peki kısa süreli ve anlık amaçlara tutunup hiçbir planlama yapmama, işte haydan gelip huya gitme değerli arkadaşım normal bir davranış değil. Peki ilgisiz hatta saçma bir etkini durmadan sürekli tekrarlamak sıkıntılı bir durumdur. Anormal bir davranıştır. Cevap 5 yıkıdır hocam. Peki şunları bana söyler misin? Huy canın altındadır. Can çıkar huy çıkmaz. Bu kişinin hangi kavramıdır? Huy var mı hocam? Var. Huy varsa mizaca gidiyorsun. Cevap aşıkıdır. Geldim üçüncü soruya. Bu sorumuzda bir çocuğumuz var. Bu çocuğumuzun davranışlarını normallik ve anormallik açısından değerlendireceğiz. Gerekçesini söyleyeceğiz. Şimdi bu çocuğumuz kaç yaşında hocam? 5 yaşında. Babası küvetini dolduruyor. Tam banyo yapacakken o bir şişe mürekkebi alıp boşaltıyor. Dolayısıyla babası şaşkınlık içerisindeyken o gülüyor hocam. Neyse şimdi gelelim annesinin durumuna. Annesi mükellef bir sofra hazırlamış. Tam misafirleri gelecekken örtüyü çekiyor. Bütün her şeyi aşağı indiriyor. Şimdi bu çocuğun davranışları normal midir? Kesinlikle normal değildir hocam. Yani normaldir çünkü çocuk çocuktur desek doğru değil. Normalleri direkt diyorum. Peki anormaldir çünkü bunun akıl sağlığı bozulmuştur. Akıl hastasına götürelim dersek o zaman bizde bir sıkıntı olur. Bu olamaz. Peki anormaldir çünkü çocuk yaşına uygun davranmamış etrafa zarar vermeye başlamış. Yani yaramazlı had safhaya çıkmış. Normal bir davranış göstermiyor dersek doğru bir analiz yapmış oluruz. Geldik dördüncü soruya. Diyor ki iletişimin daha etkili hale getirmenin yollarından biridir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? Bakalım iletilecek konuyu planlamadan öyle içimizden geldiği gibi konuştuğumuzda bazen çatışacağımız durumlar olabilir. Bazen işin ucu bambaşka yerlere gidebilir hocam. Peki iletişim sürecine yalnızca bir yönüne bakacağız. Bir yönüne bakarsan iletişim sağlıklı olmaz hocam. Olası farklılıklara anlayış ve saygı gösterirsek sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Peki farklı görüşler karşısında illaki kendi görüşümüzü diretmek ya da baskı kurmak doğru bir iletişim değildir. Doğru bir iletişim farklılara anlayış ve saygı göstermektir. Cevap C şıkkıdır. Şimdi gelelim bir gözlemimiz var. Bu gözlemin kişinin oluşumundaki hangi öğe vurgu yapmıştır onu görelim. Yani parçamızda bir gözlem var. Bir, bir araştırma var. Hatta direkt araştırmaya bakalım. Diyor ki Tek yumurta ikizi iki birey doğumdan sonra farklı aileler tarafından evlat edilmiştir. Yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin kişilik özellikleri karşılaştırılıyor. Bir bakıyorlar bir tanesi çok öfkeli, hoşgörüsüz, diğeri o kadar uysal, o kadar nazik, o kadar kibar ki burada neyin önemi vurgulanıyor? Gözlemin ne onu sana soruyor. Çevre hocam, çevre ve aldığı eğitim kişiliklerini belirlemiş. Her ikisi aynı anne, anne babadan gelmiş ama farklı özellikler gösteriyorlar. Çünkü farklı çevrelerde yetiştiler. Eğitim ve çevrenin önemi vurgulandı hocam. Şimdi diyor ki bu soruda stresi geçmişte doğanın getirdikleri yaratırken bugün insanın yarattıkları yaşatmaktadır. Buna göre hangisi doğanın etkili olduğu stres yaratan etkenlerden biri değildir? Mesela kuraklık doğadır. Savaş, deprem, çalışma koşulları. Hocam bunların hepsi e, doğadır. Ha savaş dediğimiz şey e, direkt bireyin kendisinden değil. Yani doğadan, evrenden ve toplumdan kaynaklanıyor diyoruz. Ama gerçek dışı beklentiler kişiden kaynaklanır. Doğanın, toplumun kendisinden kaynaklanmaz hocam. Geldik yedinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi bunların birey üzerindeki olumsuz etkileri arasında sayılmıştır? Diyor ki yoksul bir genç kendisini villada düşlüyor. Kaza geçiren bir kişi diyor ki cana geleceğine Mala gelsin. Bu şekilde ne yapıyor? Stresle sorunla başa çıkıyor. Yani savunma mekanizmasını kullanıyor. Peki bakalım hangisi olumlu etkileri arasında değil, olumsuz etkisidir? Bakıyorum aşıkında bireyi çatışmalardan, gerginliklerden kurtarıyor. Bir şey kaza geçirmiş, arabasını kaybetmiş, bir stres, bir hayal kırıklığı, bir üzüntü var. O esnada savunma mekanizması onu rahatlatabiliyor. O yüzden gereklidir hocam. Peki aşırı kullanımında gerçekte bağlantısı kopuyor, kişinin akıl sağlığı bozuyor. Bu onun olumsuz etkisi değil midir? Evet hocam, olumsuz etkisidir. Peki bireyi kısa süren rahatlar bu nedir? Olumlu etkisidir. Bireyin toplumsal çevreye uyumlu kolaylaştırır, olumludur. Bireyin olaylar sonucu yaşadığı kaygı azaltır, olumludur sevgili arkadaşım. Şimdi bir çalışma türünü sormuş bize. Diyor ki ne yardan geçilir ne serden geçilir. Her ikisi de isteniyor mu? Evet hem yar isteniyor hem sergi isteniyor. Dolayısıyla yaklaşma yaklaşma çatışması var hocam. Dokuzuncu sorudayız. Dokuz soruda Sümeye diye bir kızımız var. Sümeye başkaları ile ilişkilerinde hem kendisine hem de başkalarına saygı duyuyor. Hem de onlara değer veriyor. Kendini olduğu gibi kabul ediyor. Kendisiyle barışık bir bireydir. Peki Sümeyle ile ilgili ne söylersek doğru söyleriz? Benlik bilinci güçlü değil mi? Çok güçlüdür. Kendisiyle barışık, çevresiyle barışık, kendisine saygı duyuyor, kendisine ve başkasına da değer veriyor. Daha ne olsun? Ele gitsin. İdeal benlikle gerçek benlik uzak mıdır? Hayır birbirine çok yakındır. O halde benlik saygısı yüksek bir bireyden bahsediyoruz. 10. sorudayız. Bir kişilik testi sormuş bize. Bakalım hangi kişilik testini sormuş. Diyor ki bireyin geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin planlarının yazılı olarak anlatıldığı bir tekniktir. Serbest ve planlı olarak ikiye ayrılır hocam. Bu teknik otobiyografidir hocam. Cevap B şıkıdır. Geldim 11. soruya. Ruh sağlığı yerinde olan birey için aşağıdaki darosu yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? En azından ruh yerinde olan birey aşağıdaki diye okumazdı herhalde. Her neyse Savunma mekanizmalarını az kullanır mı? Evet. Savunma mekanizmalarını fazla kullanan kişiler ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerdir hocam. Olaylara pozitif bakar mı? Bakar. Kusursuz olmaya çalışır mı? Hayır. Her bireyin kusurlu olduğunu kabul eder. Kusursuz olmaya çalışmak bir rahatsızlıktır, bir problematik durumdur hocam. Çünkü hiçbir zaman kusursuzluğu yapamaz. En iyisini yapmak ayrı bir durumdur. Kusursuz olmak ayrı bir durumdur. Peki yaptığı hataları bir deneyim olarak görür mü? Görür. Bak, yaptığı hataları bir deneyim olarak görür. Bunların da olabileceğini ve bir daha yapmaması gerektiğini ya da bunlardan ders çıkarması gerektiğini düşünür. İşte bu birey ruh sağlığı yerinde olan bireydir. Ama 3 ruh sağlığı için doğru bir ifade değildir. Şimdi bir saniye. Az kala 3 işaret diyordum. Diyor ki ruh sağlığı yerinde olan birey için yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? O halde 3 dışında hepsi doğrudur. Cevap E şıkkıdır hocam. Rus anlatırken Rus sağlığımızı bozmayalım. 12. sorudayız. Bu parçada söz edilen görüşleri savunan kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Bu yaklaşıma göre kişilik özgür ve bilinçli bir tercihtir. Her insan biriciktir, özeldir, değerlidir, iyiye dönük bir özbene sahiptir. İnsanın doğası saf ve temizdir. İnsan koşulsuz saygıyı ve sevgiyi değeri hak eder. İnsan 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 varsa hümanistik yaklaşıma, insancıl yaklaşıma gidiyorsun. Cevap C şıkkıdır hocam. Yine bir kişilik kuramı bize sorulmuş. Bakalım. Hatta kişilik kuramının altını çizelim ve okumaya başlayalım. Diyor ki bu yaklaşım kişilik gelişiminde kalıtsal faktörlerin ve çocukluk döneminde 0-6 yaş anne baba tutumları üzerine durmuştur. Yani kişiliği oluşturan en önemli faktörler kalıtım ile 0-6 yaş dönemidir diyor. Ona göre kişiliğin gelişiminde yani bu yaklaşımı savunan kişiye göre kişiliğin gelişiminde yaşamın ilk 6 ayı önemlidir ve kişilik gelişiminde kritiktir. Hocam bunu söyleyen kişiye Freud'tür. Bunu savuna yaklaşım psikanaltik ya da diğer ismiyle psikodinamiktir. Cevap D şıkkıdır. Yani onlara göre kişilik ömür boyu devam etmez. 18 yaşına kadar devam eder ama en önemli dönem 0-6 yaş dönemidir. Bu dönem kişiliği biçimlendirir. Önemli bir ölçüde. Gelelim neredeyiz? 14. sorudayız. Yüceltme mekanizması ile ilgili bir soru var. Bakalım hangisi yüceltme mekanizması açıklanabilir? Öncelikle tanımımıza bakalım. Diyor ki yüceltme mekanizması yani savunma mekanizması ilkel eğilimlerin toplumsal çevre tarafından kabul gören etkinliklere yöneltilmesidir. Yani toplumca kabul edilemeyen bir davranışın kabul edilebilir hale getirilmesidir. Bakıyoruz. Kendisi yalancı olan bir kişinin tüm komşuları yalancılıkla suçlaması kendisini yansıtmasıdır hocam. Bir gencin influencer'ın kullandığı şampuanı kullanması özdeşim kurmadır. Saldırgan bir kişinin Ünlü bir boksör olması ne yaptı? İstenilmeyen bir davranışı istenilen bir alanda giderdi. Dolayısıyla yüceltme yaptı. Peki kardeşi yeni doğan bir çocuğun bebek gibi davranması gerilemedir hocam. Arkadaşını çok kıskanan birinin onu sürekli övmesi karşı tepki geliştirmedir. Devam edelim 15. sorudayız. Parçada verilen savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Bu savunma mekanizması eksiklik ve yeniliklerin suçunu başkalarına atmak ya da suçluk duygusu uyandıran düşünce ve davranışları diğer insanlara mal etmek biçimde ortaya çıkar. Yenilen sporcunun hakemi suçlaması ve yalan söyleyen birinin herkes yalan söylüyor demesi hangi savunma mekanizmasına örnektir? Az önce benzer bir örnek çözdük. Yansıtmadır hocam. Cevap B şıkkıdır. Gelelim 16. soruya. Erikson'un psikososyal gelişim kuramı sorulmuş. Bakalım parçada bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? Bu dönemde çocuk hareketlidir, meraklıdır, öğrenme isteklidir, çocuktan motor dil gelişimi hızlıdır, çevresindeki olayları anlayabilmek için sürekli sorular soran, merak duygusu canlı olan bir çocuktur. Ama sorduğu sorulara uygun cevaplar alamazsa ve sorular geçiştirilirse ne olacak? Ee, bu çocuk suçluk duygusu duyacak yani bu çocuk değerli arkadaşım 3 ile 7 yaş arasındaki bir çocuktur ve bu çocuk öğrenmek istiyor öğrenmek için bir takım girişimlerde bulunuyor sus sen ne anlarsın tokatı diye yapıştırdığında çocuk ileride suçluk duyacaktır bu girişimci özellikleri yok olacaktır dolayısıyla girişimciye karşı suçluktan bahsediyoruz bu arada Temel güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş, özekleye karşı utanç 1-3, girişimciye karşı suçluluk 3-7, başarıya karşı aşağılık duygusu 7-11, benlik bütününe karşı umutsuzluk yaşlık dönemidir 65 ve üzeridir. Şimdi gelelim 17. soruya. Bize bir kişilik testi sorulmuş. Gördüğünüz gibi bu kişilik testinde verilen bir takım açıklamalar var. Daha doğrusu sonu tamamlanmamış tamamlanması istenen bir takım cümleler var. Mesela büyüdüğüm zaman nokta nokta burayı tamamlayın diyor. Ya da elimden gelseydi nokta nokta işte istediğini yazıyorsun. Burada ne yapıyorsun bu testte? İstediğini yazarak kişilik özelliklerini yansıtıyorsun. İlgilerini, hayallerini, isteklerini buraya aktarıyorsun. Biz buna ne diyoruz? Birer cümle tamamlama testi diyoruz. Geldik 18. soruya. Bu Buket'in bir rahatsızlığı var. Biz de bu rahatsızlığı tespit edeceğiz. Hangi hastalık olduğunu söyleyeceğiz. Diyor ki Buket son günlerde bedensel şikayetlerden dolayı sıklıkla doktora gidiyor. Ama yapılan tetkikler Buket'in organik bir rahatsızlığını ya da bedensel bir rahatsızlığı olmadığını gösteriyor. O yüzden psikoloğa yönlendiriyorlar. Yani sorun bedensel değilmiş psikolojikmiş. Ama sürekli işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, kalbim sıkışıyor gibi rahatsızlıklarla geliyor. Burada sorun psikolojikse bizim gideceğimiz hastalık nedir? somatik bozukluktur. Demek ki psikosomatik bozukluk nedir? Bedensel bozukluğun olmadığı bedensel gibi görünen psikolojik bir bozukluktur sevgili arkadaşım. Geldim 19. soruya. Burada Dilek'in bir problemi var. Dilek kızımız stresle başa çıkmada e, sorun yaşıyor. Hangi yolu izlemesi en uygundur denilmiş. Ve neymiş stresi? Stresi şu, sınavlara girince çok fazla heyecanlanıyor, her şeyi karıştırıyor ve başarısız olacağından dolayı çok korkuyor. Şimdi ne tavsiye edelim? Sürekli bu konuyu düşünsün, kafa yorsun, e daha fazla strese girer. Peki sınav gün rapor alsın, gelmesin, sonra tek başına girsin, e, sınavla yüzleşecek hocam. Bu hiç e, mantıklı bir çözüm değil. Peki okul rehber öğretmenle konuşursa, strese başa çıkma yöntemlerini öğrenirse, daha mantıklı olur mu? Kesinlikle olur. Peki sınav olmayacakmış gibi davranması, Yoo, sonuçta bastırsa da yine sınav olacak e, psikiyatriste kardeşinin ilaçlarını kullanırsa o hiç olmaz hocam. Şimdi geldik 20. soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gerçeklik algısının bozulduğunu gösterir? Yani kişinin halüsinasyon gördüğünü, işte sirofeni ya da paranoya gibi hastalıklar gibi yani um, ne diyelim ağır e, bunalımlı rahatsızlıklar yaşadığını gösterir. Bakalım odadan gelen sese gidip bakmak. E, bir gidip bakayım bir ses geliyor. Ses gelse gider bakarsın. Normal yani. Şu an ses gelmiyor. Ben gitmiyorum. Peki o halde eleyelim. 5 e şıkkına bakalım. Kolun üzerinde küçük yeşil adamların e, yürüdüğünü söylemesi. Hatta daha da abartıyorum. Şimdi omuzlarımda küçük yeşil adamlar var. Halay çekiyorlar desem herhalde büyük ihtimalle videoyu kapatırsın ama kapatma. Çünkü demiyorum ben. Böyle diyen birisi varsa gerçekten bağ kopmuş kendi kendine bir dünya yaratmış. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Peki sınav stresinden dolayı karnı ağrıyorsa hepimizde olduğu normal bir davranış. Nesnelerin uzaklık ve yakınlıklarına göre farklı algılamak algıda derinliktir, normaldir. Uçağa binen kişinin korkudan terlemesi yine normal bir davranıştır. 21. sorudayız. Bu sorumuzda İpek kızımızın yaşadığı bir çatışma var. Bu çatışmayı ne ile nitelendirebiliriz? Onun durumunu hangi kavram açıklar bakalım. Hafta sonu sinemaya gitmek için alışveriş merkezinde buluşan arkadaşlardan İpek, uzun süredir beklediği telefon kabının geldiğini görür ve bir ikilemde kalır. Acaba kabımı alsam, e kabı alsam hem bileti hem de patlamış mısırı alamam. Şimdi kabı da alamazsam kap bitecek. İki ikilemde kalmış. Her ikisinde aynı anda istiyor mu? İstiyor. Bu mümkün mü? Değil. O halde yaklaşma, yaklaşma çatışmasını yaşıyor hocam. Peki gelelim bir başka savunma mekanizmasına. Dişi çok ağrıyan ama dişçiye gitmek istemeyen Sibel eşinin zorlamasıyla dişçiye randevu almış ama yoğun korkusu var ya ondan dolayı saati unutmuş. Günü de belki unutmuş olabilir. Burada ne yapıyor? Bastırıyor. Korkusu bu saati unutturuyor. Yani burada bastırma var hocam. Peki buradaki test nedir? Bakalım bu kişilik testinin özelliklerini. Diyor ki oldukça karmaşık, mürekkep lekeleriyle oluşmuş 10 karttan oluşuyor. Bazıları renkli, bazıları siyah beyaz. Biz bunları bireye gösteriyoruz. Bireyin yorumlamasını istiyoruz. Niçin yorumlayacak? Bizden sakladığı, kendisine dahi itiraf etmediği Kişilik özelliklerini bu mürekkep lekelerine aktarmasını, söylemesini bekliyoruz. Yani gösterdik ne görüyorsun diyoruz. O öznel olduğu için kişi bilmiyor nasıl değerlendireceğini de bilmiyor. İşte hayvan görüyor olabilir, insan görüyor olabilir, bir korktuğu nesneyi görüyor olabilir, bir hayalindeki e, arzu ettiği bir şeyi görüyor olabilir. Biz de ona göre değerlendiriyoruz. Biz buna ne diyoruz? Roşa test ediyoruz hocam. Cevap D şıkkıdır. Geldik 24. soruya. Duru'nun bir kullandığı savunma mekanizması var. Bakalım hangi savunma mekanizmasını kullanmış? Diyor ki çocuklar anne ve babalarını gözlemleyerek onlar gibi davranmaya başlarlar. Örneğin babası doktor olan Duru babası gibi stetoskopu boynuna takmış ve önlüğünü de giydikten sonra anne gel muayene edeceğim seni diye doktor rolü yapmış. Ne yapmış? Babasının mesleğiyle özdeşim kurmuş hocam. Cevap A şıkkıdır. 25. sorudayız. Bu örnekler aşağıdaki savunma mekanizmalarının hangisine aittir? Yurt dışına ilk kez çıkan Elif ilk gün çantasını çaldırmış. Sonra da bana çok iyi ders oldu ya. Bundan sonra cüzdanımı adam akıllı saklarım. Adam akıllı korurum. Böyle şeylerin olduğunu öğrendim. Yani her iyi niyetten bakmış. Hiç üzülmemiş. Kendine bir ders çıkardığını söylüyor. Her neyse ikincisine acı bir olay var. Trafik kazası geçen biri bir bacağını kaybediyor. Allah'tan ikinci bacağımı kaybetmedim diyor. Yani her zaman bir olayın iyi tarafından bakmak, tatlı limon yapmak poliyon acılıktır. Cevap E şıkkıdır hocam. 26'ya geldik. Fobilerle ilgili bir soru. Diyor ki çok önemli bir toplantısı olan iş insanı var ama fobisi nedeniyle uçağa binemiyor. E binemezse gidemezse aylardır uğraştığı o işi kaybedebilir. Bütün her şey alt üst olabilir. Şimdi fobilerin neyini görüyoruz? günlük yaşamı ne kadar zorlaştırdığını, ne kadar olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Geldik 27. soruya. Kişilik testlerinden hangisine değinilmiştir diyor. Bakalım. Kişiliğin başkaları üzerinde bıraktığı etkilere bakılarak değerlendirmesidir. Bireyi tanıyanlar onu çeşitli özellikleri bakımından değerlendirir. Örneğin problem çözme belgesini ne yapıyor? Çok iyi, iyi, ondan sonra orta, e, burada iyi yazılım, zayıf ve çok zayıf mı? Evet çok zayıf. İki uç arasında değerli arkadaşım bir değerlendirme yaptık mı? Yaptık. Aslında bir derecelendirme yaptık. Biz buna ne diyoruz? Derecelendirme ölçeği diyoruz. 28. sorudayız. Diyor ki bu açıklama normal ve anormal ayrımında hangi ölçütün önemini vurgulamaktadır? Bakalım. Düşünsenize diyor. Gittiğinizde süpermarkette annesinden bir şey satın almasını isteyen 17 yaşındaki bir gencin red cevabı alınca kendini yere atarak ağlamasını. Bu saçma değil mi? Yani böyle bir şey çok anormal olur değil mi? Peki 4 yaşındaki bir çocuk yapsa o normal olur. Çünkü 17 yaşındaki bir çocuğun bir gencin yapması anormaldir. Anormal olmasının sebebi onun yaşı itibariyle, olgunlaşması itibariyle doğru bir davranış değil. Ama 4 yaşındaki çocuğa, çocuk olduğu için gelişim dönemine uygun olduğu için normal karşılayabilirsin. Dolayısıyla cevap davranışın gelişim dönemiyle ilgilidir. Yani gelişim dönemine göre normal ve anormal olarak değerlendirilebilir hocam. Gelelim 29'a. Bu parçada bahsedilen davranış bozukluğu aşağıdakilerden Hangisidir diyor. Kötü bir şey olacağı endişelerine, kalp çarpıntısı, nefes alamama, kaslarda gerginlik gibi fiziksel belirtilerin de eklendiği yoğun korku hali olarak tanımlanan davranış bozukluğuna ne diyoruz? Anksiyete bozukluğu diyoruz sevgili arkadaşım. 30. sorudayız. Bu parçada anlatılan genç aşağıdaki savunma mekanizma hangisine başvurmamıştır? Maşallah 4 tanesine de başvurmuş. Şimdi polislik mülakatına girmiş, spor aşamasında elenmiş, ve Osman Efendi eve gelmiş. Eve gelince bir köşede ağlamaya başlamış. Şimdi ağlaması o yaştaki çocuk için uygun olmadığını düşünüyoruz. O genç için uygun olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla gelişim döneminin altında bir davranıştır. Gerileme. Peki kardeşliğini yandan geçince bu sefer öfkesini kardeşine yönlendirmiş. Yani asıl öfkesi işte spordaki durumadır ama oradan çıkaramadığını kardeşinden çıkarmaya çalışıyor. Yön değiştirdi hocam. Sonra kendisi ziyarete gelenlere diyor ki ben tek mi elendim? Bak birçok kişi elendi. Yani ne yapıyor? Durumu yansıtmaya çalışıyor. Sadece kendisinin değil herkesin başarısı olduğunu söyleyerek aslında başarısızlığını ortaya koyuyor. Yansıtma. Peki hem ben polislik bana göre değil diyor. Mesela hep zaten polislik bana göre değildi. Yani çok baktım uygun da değil yani bir ne yapıyor? Başarısızlığına bir bahane bulmaya çalışıyor. Mantığa bürünüyor. Dolayısıyla yüceltme yok. Maşallah bir sürü savunma mekanizmasını aynı anda kullanmış. Şimdi gelelim Zeynep'in durumuna. Zeynep bir savunma mekanizması kullanmış. Bakalım hangisini kullanmış. Doğum gününde kendisine kimse hediye almamış. Zeynep de demiş ki Doğum günü nedir ya? Kapitalizmin tetiklediği tüketim çılgınından başka bir şey değildir. Ne güzel ifade etmiş. Tam entel dantel olarak ifade etmiş. Biz buna ne diyoruz? Entelektüelleştirme diyoruz. Ne diyormuşuz? Entelektüelleştirme diyoruz. Yani kişinin bir sorunu daha güzel ve afilli cümlelerle ifade etmesidir hocam. Evet bu şekilde kodlayalım. 32. sorudayız. Bu sorumuzda hayal kurmanın bireyin psikolojisi üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Denilmiş ki hayal kurmada kişi kendini içinde olduğu durumda değil de olmak istediği bir durumda hayal ediyor. Mesela fakir bir gencin kendisini Ronaldo ile aynı sahada futbol oynadığını hayal etmesi gibi. Ya da ne diyelim çok zengin işte bir sürü fabrikasının olduğunu hayal etmesi gibi. Ne yapıyor? Var olan durumdan e, hoşnut değil hayal kurarak o kaygı o stresi azaltıyor hocam. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir? Okulda başarısız olan bir öğrencinin yaramazlıklara dikkat çekmesi nedir hocam? Telafidir değerli arkadaşım. Derslerde başarısız ama yaramazlıklarda başarı olduğu için ne yapıyor? Kendisini tanıtıyor. Hoş bir durum değil mesela. Neyse fakir bir gencin fiyangodan büyük bir ikramiye kazandığını parasını nasıl harcayacağını yat mı alacak kat mı alacak e, lamborghini mi alacak artık her neyse har, nereye harcayacağına karar veremiyor düşünsene kendini olduğundan farklı bir yerde hayal ediyor dolayısıyla tam aradığımız budur hocam peki hocam kel bir gencin saç ekmesi lan kel ah benim saçlar da gidiyor yakında eki ekeriz ne olacak burada bir sorun yok kişi kendini ha şöyle olmuş olsaydı Kel bir gencin kendini sırma saçlı olarak düşünmesi, böyle lüle lüle saçların olduğunu düşünmesi A işte o zaman olurdu. Ama burada saç ektirmiş. Burada bir sıkıntı yok hocam. Gelelim 33. soruya. Diyor ki bu parçada söz edilen kadınların kullandığı savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Hocasından sevgi ve ilgi görmeyen bir kadın alışveriş yapma ve parasını bir şeylere sahip olma için harcama eylemine girebilir. Hayatından memnun olmayan kadınların sık sık saç modellerini değiştirmek istemeleri de buna örnektir. Aslında söz edilen kadınlar hayatlarını değiştirmek isterken bunu yapamadığı için ne yapıyor? Müdahale edilmesi daha kolay bir alanda değişiklik yapıyorlar. Şimdi aslında A kısmını değiştirmek istiyor. Hayatını değiştirmek istiyor ama bunu değiştiremiyor. Ne yapıyor? B kısmında bir değişiklik yaparak aslında bu durumu telafi ediyor. Biz buna ne diyoruz? Ödünleme diyoruz hocam. Şimdi gelelim 34'e. Diyor ki bu parçada davranış bozukluklarının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir? Yaşanınca beynindeki sinir hücrelerinin işlevini yitirmesi bunamaya neden olur. Alkol ve diğer zararlı maddeler uzun süre kullanılınca sinir sistemi ve beyinde bozulma meydana geliyor. Bu bozulmada birçok psikolojik soruna neden oluyor. Beyin hücresi ölüyorsa bunama oluyorsa, sinir sisteminde ve beyinde bir takım bozulmalar varsa demek ki buradaki psikolojik bozukluğu nedeni organiktir, bedenseldir. Cevap C şıkkıdır hocam. 35. sorumuzda şöyle bir soru var. Diyor ki psikolojik etkenler fizyolojik bozuklara neden olabilir. Yani psikolojik bir sorun ne yapacak? Fizyolojik bir soruna neden olacak. Bakalım fobisi olan bireyin bazı etkinliklerden uzak durması. Hobi psikolojiktir ama etkinlikler fiziksel değildir. Ele gitsin. Görme engeli olan şey kişi fizyolojiktir, psikolojik değil, baştan kaybetti. Aşırı stres psikolojiktir. Mide ülseri ve kalp rahatsızlığı fizikseldir. Aradığımız cevap C şıkkıdır. Yani bir psikolojik bir sorun, işte sınav stresi ya da kaygı ne yapıyor? Mideye, kalbe ya da başka yerlere aksediyor. Ne yapmış oluyor? Psikolojik bir sıkıntı fizyolojik bir sıkıntıya neden olmuş oluyor. Cevap C şıkkıdır. Şimdi gelelim sevgilisinden ayrılan bir kadının kendisine değil yani kişinin kendisine değil de kişinin kendisine aldığı hediyelere yaptığına bakalım. Ne yapıyor? Bütün hediyeleri alıp çöpe atıyor. Asıl hedef kim? Sevgilisi. Bunu yapabiliyor mu? Ona bütün ne diyelim? kızgınlığını dile getiriyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Onun kendisine aldığı ürünlere yapıyor. Hepsini çöpe atıyor. Üstlerine de tükürmüş oluyor diyelim. Şimdi burada yön değiştirdi mi? Evet. Asıl hedef kişidir ama ona yapamadığını hediyelere yapıyor. Dolayısıyla öfkesini asıl hedefe değil de başka bir nesneye yöneltmiş oluyor. Cevap 5 yıkı olmuş oluyor. Gelelim 37. soruya. Burada yeni çok güzel bir araç alan abimiz var. Bu arkadaşımız, bu abimiz hatta Ahmet abimizmiş. Bu aracını park ettikten sonra tekrar tekrar acaba Unuttum mu ben ya bu kapısını kapattım mı? Biri gelir zarar verir mi diye 2 üç kez, dört kez evinden çıkıp gidip kontrol ediyor. Bak, kafasına şunu takıyor. Arabama zarar verebilirler diye düşünüyor. Obsesyon. Gidip acaba zarar vermişler mi? Acaba ben kapıyı kapattım mı diye düşünüyor. Bu da kompulsiftir. İkisini bir araya getirdiğimizde bu takıntı obsesif ve kompulsif bir takıntı olmuş oluyor. Bir davranış bozukluğu olmuş oluyor. Şimdi gelelim 38. soruya. Diyor ki bu metinde stresle başa çıkma yollarından hangisi anlatılmıştır? Sınav döneminde sürekli evde ders çalışan Yunus Emre, annesinin tavsiyesiyle kendisine bir gün izin vermiş, arkadaşlarıyla dışarı çıkmış, tiyatroya gitmişler, birlikte yemek yemişler, güzel güzel eğlenmişler ve eve döner dönmez annesine sarılmış, bana bugün çok iyi geldi demiş. Şimdi hangi stresle başa çıkma yönteminden bahsedilmiş? Problem çözme mi? Yok hocam aşırı genellemeden kaçınmamı genelleme yok burada. Sitese neden olan olayı doğru tespit etti mi? Herhangi bir tespit yok. Arkadaşlarla keyifli vakit geçirme var. Dolayısıyla sosyal etkinlikleri geliştirdi. Bu sosyal etkinlikler kendisine iyi geldi, açılmasını sağladı. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Geldik 39. soruya. Diyor ki bu parçada bahsedilen kişilik kuramı hangisidir? Bu kişilik kuramına göre kişilik bütündür ve yaşam boyu devam eder kişinin oluşmasında biyolojik faktörler yanında da çevre de vardır. Bunu diyen kişi Erikson'dur. Peki Erikson'un yaklaşımı hangisidir? Psikososyal kişilik kuramıdır hocam. Son sorumuza nihayet geldik. Diyor ki bu annenin durumu aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir? Bir anne ergenlik çağındaki kızıyla tartışmış ve bu tartışmadan dolayı üzülmüş, aynı ergen gibi somurtmuş, yüzünü buruşturmuş ve kızına Küs bir şekilde odasına çekilmiş. Bir anneden küs olması beklenir mi? Yani bir ergen gibi davranması beklenir mi? Beklenmez. Demek ki anne ne olmuş? Kendi gelişim çağının altında bir davranış göstermiş. Biz buna ne diyoruz? Gerileme diyoruz. Değerli arkadaşım soru çözümlerini bitirdik. Mantığı bitirmiştik. E, Psikoloji de bitirmiş olduk. Tam tamına 320 soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Sosyolojileri hazırlamaya başlamadım. Yakında başlayacağım. Sözümüz olsun onunla ilgili de güzel sorular çözeceğiz. Ama beni biraz rahat bırakabilirsiniz. Çünkü hemen 5 günde 10 günde hazırlayamam. Yazacağım sonra video haline getireceğim sonra size sunacağım. İnşallah elimden gelen en iyisini sizin için yaparım. En güzel üniversiteler sizin olur. İnşallah herkes hedeflediği üniversiteyi bölümü tutturur ve benimle paylaşır. Bunda da minnacık da olsa benim bir katkım olur. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>